Bugün gündemimiz kurban. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor ve içinde bulunduğumuz dönem sıkışık, garip bir dönem içerisindeyiz. Tarih içerisinde pek görmediğimiz, bilmediğimiz bir dönem içerisindeyiz. Malumunuz bu sene hac yok. Bu sene hac koronavirüs sebebiyle iptal edildi. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin bizlere. Çok garip bir şey yani. Böyle bir şey tarihte vaka yok yani. Koskoca hac komple kapalı. Hiçbir Müslüman oraya ancak yerlileri işte Mekke'de yaşayanlar gidecekler hacca. Ne olursa olsun Rabbim böyle bir günü bize göstermesin. Böyle bir dönemi bir daha bize yaşatmasın. Tabii hac iptal olunca, sonunda bir daha tekrarlayacağız bu bölümü ama hac iptal olunca kurban, oradaki kurban ibadeti de iptal oldu. Orada milyonlarca hayvan kurban ediliyor. O etler ne oluyor? Fakirlere gidiyor. Orada hiçbir yere giden yok. Şimdi o milyonlarca kurbanın gittiği ülkeler, ki fakir ülkelerdi, oradan hemen Afrika'ya ulaştırılan ülkeler, hepsi bu konuda mahzun. Emin olun ki ben kendim gitmedim yurt dışı kurban çalışmalarına ama giden arkadaşlarımızdan dinliyorum. Dört gözle oraya gelecek olan kurbanı bekliyorlar. Hatta oraya giden görevli bir arkadaşım dedi ki, hocam ağlamaktan içim çıktı. Bir manzarayla karşı karşıya kaldım ki ağlamaktan içim çıktı. O da şuymuş. Kurbanlar dağıtılmış. Bir delikanlı, böyle genç yani 10-15 yaşlarında bir genç, geç gelmiş, daha yetişememiş, kurbanlar dağıtılmış. Kanların içinde elleriyle bir parça et bulabilir miyim diye baktı diyor. Bu Afrika ülkelerinden bahsediyorum. O kurbanlar kesildi, kanlar bir yere toplandı malumunuz. O kanların içinde elleriyle et aramış. Bu kadar muhtaç durumda bekliyorlar Müslümanlar. Şimdi hac iptal olunca o milyonlarca kesilecek kurbanın gideceği yerler bence şu an kara tasalar içindelerdir yani. Allah yardımcıları olsun bu beklentide olanlar. Evet, biliyorsunuz temin de anlattık. Hac iptal oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımız vekaletle kurban konusuna biraz daha ağırlık verdi. Ne kadar ağırlık verdiğini size söyleyeyim. Diyanette en kuvvetli masa, en kuvvetli ve personeli kalabalık, İhtiram edilen, ihtimam edilen birim hac birimidir. Hac masasıdır yani tüm il Türkiye'de. Çünkü çok zor bir ibadet. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız o bütün hac görevlilerini kurbancı yaptı. Kurban için görevlendirdi. Bu sene dedi hac yok, kurbanla siz ilgileneceksiniz. Neden? Çok ilgilenilsin diye. Sebep, işte dedik ya başında, fakirler bizi bekliyor. Oradan gelecek olan kurbanları bekliyor. Neden bekliyor? Sen ister ibadetini yap, ibadetini yapma. Onun derdi o değil. Bir parça et gelsin de biraz yiyeyim diye bekliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu organizasyonu bu sene daha geniş çerçevede tutarak vekaletle kurban programını daha kuvvetli bir hale getirdi. Benim istirhamım. Tabii ki bazı STK'lar da bu işi yapıyor. Güvenilir sosyal sivil toplum kuruluşları da bunları yapıyor ama güvenilirlerle meşgul olun. Bu işin en güvenilir kısmı, evet, Diyanet Vakfı. Neden? Devlet eliyle yapılıyor. Hiç kaçağı yok ve şunu bilin. Şunu gönül huzuruyla söylüyorum, kefil olarak söylüyorum. Diyanet işlerinin bu işten zerre kadar bir kazancı yok. Yani kurbanları topluyor, hacıları topluyor da ticaret yapıyor, bir kar ediyor, elde ediyor diye sakın düşünmeyin. Devlet kuruluşlarının tamamı, diğer birimlerde de böyle, kar elde edemez. Bunu devletimizin Müslüman olduğunu göstermek ve Müslümanların ibadetlerini daha ferah bir şekilde yapması için kurulan bir müessese bu işler. O yüzden yurt içinde zaten hayırlarınızı yapıyorsunuz. Daha çok şu yurt dışına yüklenelim. Ya Allah, bismillah diyelim. Çünkü yurt dışında giden arkadaşlar anlatıyor. Ben de yurt içinde benim tanıdığım yabancı arkadaşlarım var, Müslüman. Bosnalısı var, Yugoslavı var, Macarı var, Filistinlisi var, Afrikalısı var. Türkiye'ye dört gözle bakıyorlar. Oradan bize ne gelecek acaba diye. Çünkü gelse buradan gelecek diyorlar. Başlarına bir iş geldiğinde Türkiye acaba ne konuşacak, bize ne kadar destek olacak diye bekliyorlar. Biz elhamdülillah Türkiye olarak, devletimiz olarak
İslam aleminin abisi konumundayız. İnşallah babası gibi de oluruz böyle. Baba gibi de oluruz. Şimdi abisi konumundayız. Küçük kardeş sopalanınca abiden destek bekler sırtım diye. O yüzden ibadetlerinizi et biriktirme olarak yapmayın. Bu sene biraz daha dünya kritik. Avrupa kan ağlıyor. Avrupa'da yaşayanlar, orada emekli olanlar daha iyi bilir. Ben devamlı mesajlaşıyorum oradaki arkadaşlarla. Bu kriz koskoca Almanya'yı da Fransa'yı da vurdu. Bir de düşünün, üçüncü sınıf ülkeler dediğimiz, ekonomi dediğimiz ülkeleri düşünün. Ne hale geldiler? Yaprak pişirip, değişik değişik, hiç yenmeyecek yaprak pişirip yemeye çalışıyorlar Afrika'da. O yüzden bu konuyu sadece bir sosyal çalışma olarak görmeyin. Yapmamız gereken bir ibadet olarak görün.